arkadaşın hikayesi. Mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam oyun oldu, taştı doldu, dünyayı gezdi, efsane oldu. Arkadaşım, 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 müdür, arkadaşım, arkadaşım, söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Arkadaşım gel. Kahve mi içtiniz? Geçin kahve. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bugün çok güzel insanlar var aramızda. Kim bilmiyorum, tanımıyorum ama güzel olduklarına inanıyorum. Hoca geldi mi? Gelmedi mi? Geldim de bir şey soracağım. Buyurun. Düşüncelerini önceden planlıyor musun? Yine değil mi? Feylazof bir soruyla karşı. Hayır şu. Mesela bugün iki saat sonra ne düşüneceğini planlıyor musun? Ben mesela aklıma bir düşünce gelince bunu akşam düşüneyim diyorum kendi kendime. Niye? O an altından kalkamıyor musun o zaman? Ha, düşünceleri sıraya koyuyorum. Sen mesela ne düşüneceğini, mesela oyun sırasında düşünmüyorsun ya sen. Evet. Harbiden düşünmüyor musun oyun sırasında? Beni ne uğraştırıyorsun lan 12 senedir? Tamam da yani düşünecek bir şey yok burada. Beraber bir araya gelip Allah ne verdiyse eğleneceğiz işte yani. Ha, az sonra yapacağın konuşmayı falan söyleyeceğini düşünmüyor musun? Konuşma mı yapacağım az sonra? Ha, hayır ya. Hani talk show yapacaksın ya. Ya sen... o çok düşün. O kanalın zorlaması olduğu için o konuya hiç eğilmiyorum ben yani. Ya sen nasıl bir insansın ya? Rahat. İçinde elastik. Mesela hayatında hep talk show yapmak istemiş olan bir bayan var mı aranızda? Yok. Sana sormuyorum. Ahaliye soruyorum. Aranızda talk show yapmak isteyen bir bayan var mı? Bunun sanmıyorum yerine. Bayan da yoktur, erkek de. Çünkü son derece saçma Hayır, bir iş yani. Erkek desem 20 kişi fırlar sahneye. Çıkmaz de o yüzden efendim, bayan diyorum. Mantıksız bir iş yani. Şimdi bu talk show ne yapacağım? Ben sana nasıl gidiyor? Ne yaptın? Evet çok güzel. O filmin de çok güzel. Sen de çok güzel. Annen de çok güzel. Teyzelerin de güzel. Bitti. Konu bitti. Deme. Yalan söyleme. Açık konuş. Mesela benden talk show yap. Açık konuş. Neden böylesiniz? Çünkü şimdi... böyle doğmuşum. Evet bitti, devam bak, et. Bitti. Talk show bitti. 37 saniye. Böyle meslek mi olur ya? Bir arkasını sor. Hemen arkasını Arkanız sor. Niye böyle? Hayır arka. Çok özür diliyorum. Pardon. 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 Önemli bir konuğun var. Önemli konuğun mu var? Evet. İlişki uzmanı. Ha önemli. Ben ölen anladım. Ne saçma dedim. Geç mi kaldık çağırmaya? Ha şeyi çağır önce. Bizim Mini'yi çağır da sonra. Ha huzurlarınızda Melik. Hey kurban olayım ya. Gel bakalım. Hazır hissediyorum. Bir şey mi oldu? Biri düştü mü orada? Bir şey söyleyeceğim. 12 sene ağzını açmadan seyirciden bu kadar şey almak, alkış almak falan enteresan. Evet. Bazen az konuştuğumu daha kıymetli oluyor işte. Bunu milletçe anlamak lazım. Hazır Müzisyen, hissediyorum. Yönetmen ben olduğum için beni adam yerine koyacaksın konuşurken. Biraz vaktini alabilir ama dene.
Deneyeceğiz. Deneyeceğiz hocam. Hazır hissediyorum. Şundan bir tane arak değil mi ya? Şu peçetten bir tane arak değil mi? Aldı mı? Kaça bunu? Hazır hissediyoruz. Arkadaşım ilişki uzmanı konuğun var bu akşam. Evet. Her şeyi sorabilirsin kendinle ilgili. Çocukları dışarı alalım. Hayır öyle değil. İnsan ilişkisiyle ilgili. Evet evet. Yani? Evet. Hazır. Arkadaşım. Çağır. Aşkım gel. Ben? He? Hayır sana değil. Ha ismi aşkım. Öyle mi? Ha evet. Arkadaşım çağırsana. Aşkım. Ben şu an... Kimse yok. Her zamanki gibi... Arkadaşım bağır orada. Aşkım. Daha büyük bağır. Büyük aşkım. Devlerin aşkı. Yok gelmiyor hiç oralı değil. Nereliyse... Kapıyı bulamıyor. Adam arkalarda dolanıyor. Nerede ya? Aa, hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun lütfen buyurun. Ha buyurun. Hoş... Buyurun. Şimdi şey yaptım. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Yok, vallahi hakikaten şu an çok şerefiyab oldum. Ben de. Çünkü öldüğünden sonra Michael Jackson'ın gömleğini iyi giyen bir... Çünkü açık artırmada görmüştüm ama yetişemedim. Evet, senin için oldu. Tam da gelir vergisine denk geldi. Çıkıştıramadım. Tanıdın mı? Tabii ki de, tabii ki de. Takip ediyorum yakından. Hayret, ben... aşkım ilk kez birini tanıyor sahnede. Çünkü insanları iyi gözlüyor ve insanların arasındaki ilişkileri çok iyi satırlarla ifade edebiliyor. Ben de bununla ilgili... Arkadaşım, onu bir daha çıkarma. Evet, oturt. Evet, lütfen oturt. Buyurun. Lütfen buyurun. Hoş geldiniz. Ve müzisyenler, goy goyu bırakın da bir şey çalın, başlasın program. Evet, bir şey çalın böyle. Göster müzisyene programı başladığını. Sen mesela onun klarnetini çal. Sen de oradan bir şey çal, anlamasın ne olur. Arkadaşım, çak işareti başlat. Ha. Evet. Kaçlık vuruş yaptığımı anlamadınız tabii değil mi? Evet, siz devam edin. Evet, hoş gerçekten hoş geldiniz. Arkadaşım çok güzel bir fikir buldum. Aynı öyle çalsınlar, sen o ritimde dans ederek gel aşkıma. İnanılmaz bir fikir ya. Arkadaşım Grease'de kız dans ederek gelip John Travolta'nın kucağına oturuyor ya. John Travolta. Evet. 3, 2, 1. Göster hareketi. Sen nereye bak? Anlamadım ki. Bakıyorum ben. Bana değil inşallah değil mi? Beden diline bakıyorum şu an. Sana ilk CD player çaları yapayım. Hoş geldiniz. Hakikaten sizi aramızda görmek son derece bizi mutlu etti. Çünkü nowadays, bir yandan BBC'ye de şey yaptığım için programı sattığım için. Çünkü günümüzde insan ilişkileri hakikaten har vurup harman savrulmuş vaziyette. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşım. Baktım ki verecek cevabı yok bu tespitimiz. Adam sana dedi ki beden diline bakacağım dedi. Evet. Tamam evet. Beden dili için en iyi bakılacak yer neresi aşkım? Onu sor. Hemoroid. Ne? Ne dedin? Yani iki şey hemoroid hem de... Ayaklara. Ayaklara bakılır çünkü... Ayakların ucu nereye gösteriyorsa ilgisi orada demektir. Evet. Hadi ya. Şu an... Sana bakıyor. Şu yok önce. Yok bak şimdi. Evet kameraları kapat bir bok yayınlayamayacağız o yüzden en azından aramızda eğlenelim değil mi arkadaşım, hocam? Arkadaşım otur şuraya adamı ciddiye al doğru düzgün sor ciddi bir şey anlatıyor. Evet. Bu anlattığın bilimsel karşılığı var mı? Var var. Tamam o zaman anlat buyurun abiciğim. Tabii ki de. Özellikle sahnedeyken elini sol elini cebine koyuyor konuşurken. Onun ne anlamı var? O şey içimdekileri durduramıyorum. Bir dakika birazdan içinizde evet. Fazlalık olacak. İçimdeki ses. Yardımcı, yaşa orada dursun abi ya. Bu da bilinçaltını gösteriyor. Ben ama... Evet, evet. Ben çok katılıyorum buna. Çünkü benim bilinçaltım gerçekten karmaşık. Biliyorum. Bilinçaltımda yaşayan arkadaşlarım var. Seni. Ve çıkamadılar oradan. Mesela şu an benimle ilgileniyorsun ama... Yo, sen benimle ilgilendin bayağı şu an. Affedersiniz, o sağlık ekibi burada mı? Arkadaşım. Şu an benimle ilgileniyorsun adama değil. İzin ver. Kordonda bir arkadaşım, boy yürüdü. Arkadaşım adama izin ver. Belki seni düzeltecek. Belki de beni düzeltecek. Ben o zaman masayı biraz şöyle alayım. Hah evet. Senin beden dilini biz de görelim. Hah süper oldu. Evet. 6 ton yapan arkadaşın. Ya sen ne yapıyorsun? Otursana yerine. Evet. Tolşovcusun sen. Koy bacağını bacağının üstüne. İsterim. Şu... Ya insan gibi koy. Normalde insan ne yapar? Ha? Bacak bacak üstüne atmak denir ona. Ha tamam şu an iyisin.
Evet. Şu an benimle ilgileniyorsun. Evet, şu an şey. Güzel. Bunları koydun, dinleme pozisyonuna geçtin. Dinleme, yani karşımdakine hürmetten, kibar bir şekilde seni dinliyorum. Evet. Bana vereceklerin ne olursa olsun onlar kabulümdür. Ben cevabı verene kadar. Adlı ilk kitabını çöpe çıkarmış oldum böylece. Arkadaşım, senin ilişkinden başlayalım. Benim ilişkimden. Evet. İlk ilişkin. Evet. Kaç yaşındaydın? Onu hatırlamıyorum, yaş farkını hatırlıyorum. Anladın mı? Bu tarafa geçiyorum. Evet. Çok şey öğrendim. Şimdi... Hayır, gel şu hareketten. Ama evet. orada çok cin gibi bir halkımız var. Şimdi hakikaten şu şey beni çok ilgilendiriyor. Kişiler artık nedense kadın erkek ilişkisi, erkek erkek ve kadın kadın ilişkisi. Yani... İyice göster. Yakın yapabilirsen Barış. Hayır, hayır. Şey, elinle bütün olayları iyice anlatar. Çünkü senin işaret dilini okuyor ya adam aynı zamanda. Evet. Evet. Büyük büyük hareketlerle konuş. Evet. O benim gözümden de anlıyor yalan mı söylüyorum doğru mu. O yüzden rahat olabilir. Olsun, sen büyük konuş. Şimdi olay artık öyle bir hale geldi ki eskiden erkeklerin erkeklerle münasebeti, yani sohbeti, erkeklerin kadınlarla sohbeti çok farklıydı. Şimdi erkekler genelde daha dangıl dungul olduğu için. Hı. Yani kadın erkek ilişkileri de biraz avam oldu mu? Mesela şu DVD'nin 40. dakikasında... Arkadaşlar! Yine aklım oraya gitti. Çok üzüldüm. Daha çünkü büyük anlat. Yani bir ilişkide olmaması gereken daha şeyler daha büyük var. Anlat. Çok büyük bir ilişki gerçekten. 9 kişiler. Efendim? Hayır hayır, bir otobüs yolculuğundan bahsediyor. Arkadaşım lütfen, böyle ya. Yapacaksak kalkalım. Pislik yapma ne olur ya. Bak ya, sen bak, senin ihtiyacın olmayabilir. Sen zaten ilişkisiz bir insansın. Ama halkın i̇lişkisiz ihtiyacı mi? Olabilir. İlişkisiz tamam mı? İlişkisiz. Ben öyle tahmin ediyorum hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Tamam da en çok ihtiyacı olan ilişkisiz olan kişidir değil mi matematik olarak? Evet aşkım. Evet. Top sende. Tamam. İlk ilişkin kaç yaşın? Bana yaşı söyle. Aşk ama cinsel. Aşk tabii tabii yok ha, yok. Tamam. Ona öbürüne hala. Aşktan bahsediyorum. Kaç yaşındaydın? İlk böyle birisine gerçekten gönülden vurulduğumda 6 yaşındaydım. 6 yaşındaydın. Öğretmenin miydi? Hayır canım, o da 6 yaşındaydı. O da... Ama kızlar o yaşta bile 10 yaşında nedense. Aynen. Ama oradaki aşık değil, o başka bir şey. Değil, beni donunda salladı bayağı. Hiç anlamadım. Kestik, kestik. Öyleydi. Karşı aşkım kapı... müsaade et. Bununla böyle bir şey konuşma imkanı yok. Ya çok da doğru bir şey anlatıyorum. Buradaki bütün erkeklerin yaşadığı ve içimize şuraya bir yere betonla gömdüğümüz, örttüğümüz bir duygu. Oğlum böyle konuşma, sen kız babasısın ya. Manyak mısın sen? Onu öğrensin. Hep güçlü olamam. Hayır hayır, vazgeçtim. Sana bu konuda talk show falan yaptırmayacağım. Neden? Aşkım kapışmakla talk show yapamazsın sen. Yayınlanamaz. Ya yayınlanamaz. Daha güzel bir şey buldum bak. Al sahneye bir bayan hemen. Ha. Mesela... Doğum yapmış... Abla, abla. Hoş geldiniz. Gerçekten hoş geldiniz. Aşkım Bey'le tanıştınız mı? Merhaba, hoş geldiniz. Ben de teşekkür İsminiz ederim. İsminiz ne? Ece. Ece Hanım, hoş geldiniz. Gerçekten... Ece, hangi takımda oynuyorsun yüksek atlamada? 10 yıldır bu sahneye çıkmayı bekliyorum. Adana'dan geldim, sadece bir günlük. Hemen geldi. Vallahi çok iyi. Ben de 11 yıldır inmeyi bekliyorum. O yüzden yer değişebilir. Çok güzel, estağfurullah. Çok güzel işsiniz. Estağfurullah. Efendim, battaniye de var mı yanınızda? Onu da al. Aa, yorganı anladık da battaniye. Evet. Aşkım, senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Hocam, sen ilişki uzmanısın ya. Evet. Mesela bizim arkadaşım Ece ile ilişki kurmaya çalışan biri olsun. Sen de onun Cyrano de Bergerac'ı ol. Anladın mı? Anladım. Arkasında ol. O zaman ben kim oluyorum? Sen o kişi olacaksın işte. Neydi lan? Keşke öbür sayfayı da okusaydın. Adını değil mi? O Cyrano ise ben kimim? Tüh, arka sayfada olalım. 11. sayfa. Hadi beni bildin. Hanımefendi kim? Arkadaşım, ben onun şeyini, durumunu anlatmak için söyledim. Sen normal bizim gerizekalı arkadaşımsın. O da Adanalı Ece. Evet. Uzatma meseleyi. Christian, aşkım Robson. Sen arkasında onun sağ şeyisin, meleğisin, ilişki meleğisin, ha, tamam mı? Meleği. Sen ne dersen onu diyecek. Arkadaşım Ece, ben otur ne orada. Derse, onu ne derse onu diyeceksem o zaman ben şey... Hani Ece, orası bir kafeterya gibi. Oralı değil, dinlemiyorum. Anladın mı? Orası bir kafeterya, tek başınasın. Bana ihtiyacı yok, ben arabadayım. Arkadaşım gel şuraya, o senin iç sesin. İç sesin. Evet. Aşkım senden ricam, ona dokunarak hareket et ki ben montajda seni alabileyim. Ayrık olma, tamam? Ona mı dokunayım? Evet, yani o nereye giderse sen onunla değme pozisyonunda ol.
Ne oldu? Bana aşkım desene biraz. Birazdan diyemeye başlayacağım zaten. Evet, yani hep temasınız olsun, tamam? Tamam. Evet, 3, 2, 1. Buyur arkadaşım. Peki öyle mi yoksa arkadaşınız da bana yol mu? Ben yokum şu an. O senin arka sesin. Arkanda kimse yok ki. O senin arka sesin. Evet. Arka sesin mi? Şey, arkadan konuşan sesin. Arkamdan konuşursa papaz oluruz o zaman. Arkadaşım ya. İç sesin mi? İç sesin. Ha. Tamam. Kafa sesin. Türkçeyi öğretiyorum yani, da 10 yıldır. Fark ettim. Evet. Hazır hocam. Evet. Aşkım dokunuyorsun. Şimdi yavaşça git sandalyeye otur. Birader hop. Birader. Ne yapıyorsun lan manyak? Sen onu ya. Hissetmiyorsun arkadaşım. Niye hissetmiyorsam niye dokunuyorsun? Sadece içinde duyuyorsun. Hissetmiyorsun. Evet. 3, 2, 1. Ver romantik müziği. Gidip sandalyeye otur. Aa. Kestik. Ne yapıyorsun lan? İçimde hissedim bir şey oluyor. Böyle bir... Kafanda hisset ya. Acaba cereyanda mı kaldım? Arkadaşım. Kafanda hisset. Kafamda hisset. Kafanda hisset. Yaklaş. O ne derse onu yapacaksın. Ha, tamam. Tamam. Evet. Ece sen beni dinliyorsun. Müzisyen. Biraz Ece Hanım da böyle öne alalım mı biraz? Müzisyen. Lan müzisyen. Set ekibinden kimse bana yardım etmesin. Ne çalıyorsun lan? Lütfen çok ağır. Ne bakıyorsun çok... ters? Yok sen lütfen. Şöyle yapayım şu kadar. O kadar değil. Benim dediğimi çalacaksın. Romantik. Ne oldu? Gitti bütün gençlik analarım gitti. Hazır hissediyorum. Sen beni hissetmiyorsun. Ben hissetmiyorum seni. Evet. Hazır. Çocuğun yerine en başa. Yok, aşkım ben... dokun ona. Şimdi git dokun. Koltuğun en dokun. Ucuna hissediyor git. Musun? Duymuyorum. İç sesimi duymuyorum yani şu an sayenizde. İç sesin sesini açın. Yok, hissediyor musun onu? Evet hissedeceğim. Evet. Hissetme. Ha, içi, kafa sesini de duy. Ha, tamam. Müzisyen ver odunu. Gidip koltuğun başına oturuyorsun. Çok kalabalık bir mekan. Sadece oranın kalabalık olduğunu hissettir. Çok kalabalık lan burası. Başka kafeye gidiyorum ben. Kestik. Beni basar çünkü. Kestik. Seyirci bir durun ya. Her şeyi alkışlamayın. Çok böyle gel istersen de. Çok oraya gittiğin zaman oraya gidersen oradan görme olur. Burada ciddi bir şey yapıyoruz. Hay her şeye gülüyorsunuz. Evet, aşkım sen ondan ayrılma. Evet, ben sana aşkım diyorum devamlı da. Tamam bebişim. Tamam. Evet. Ben oraya giderken oturacak mıyım onunla birlikte? Sen devamlı ona dokunur ol, tamam? Ha, okay. Seni görmüyoruz, ben montajda hayır, seni alacağım. Oturduğumda tamam. Ben de oturacak mıyım diyor. İstiyorsanız yandaki sandalyeyi alabilirim size ben. Hayır. Hayır. Evet. Hazır. 3, 2, 1, buyurun. Ece evet. Sen iç geçiriyorsun. Devamlı esniyerek iç geçiriyorsun. Yanına otur. Evet. Yanına otur. İç geçir Ece. Libidon tavan oldu şu an. Ne o? Libidon. Çok saçma bir iç sesim var benim ya. Benim içim de bozuk ya. Testosteron. Ne? Testosteron. Memnun oldum. Ben deyse. Ben şu an bence iç sesimi dinlersem yanlış olacağım. Adam libido diyor, testosteron diyor. Onların ne olduğunu bilmiyor musun? Var işte onlar hep Cyrano'daki karakterler. Arkadaşım hayır değil. Değil. Testosteron konuşma biçimi. Evet. Ece Hanım sizi biraz daha şöyle ol. İç sesim biraz uzakta durabilir mi? Tabii. Kendi iç sesini yenik düşen bir insan olmak. Değeceksin. Hayır. Komple bir kalkın koltuğu alacağım. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Dur. İç ses. Önce kendiyle çatışsın. Dışarı kilitledim. İç sesini dışarı kilitleyemezsin. Kilitleyemem. Evet. Arkadaşım. Hazır mısın? Sen iç sesinle çatış önce tamam mı peki, giderken? Peki şunu söyleyeceğim. İç sesim tamam da. Şimdi ben Ece Hanım burada olduğunu nereden biliyorum? Biliyor muyum? Bilmiyorsun. Ha, öyle. Sen öyle kafeye giriyorsun. Onun bekar olduğunu anlıyorsun. Niye? Devamlı iç geçiriyor. Of of yapıyor. Of of diyen kadın gördün mü? Bekar. Evet. İşte burada sıçıyorsun bence sen hep. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Gör kızı. Of of. Testosteron tavan, gözlerini büyüt. Yalnız bu biraz problemli gibi. Adrenalin. Arkadaş. Daha orada tek başına of of diyor yani bir de... İç sesini duyman lazım. Duyuyorum. Söyle. Of of. Göz bebeklerini büyüt. Göz bebeğimi nasıl büyüteyim? Gözümü lan büyüteyim. İç sesinden konuşma. Onu sadece dinle. Bize doğru dönük oyna. Evet söyle iç ses. Şu an kadın çok hassas. Onu anlıyorsun. Bir şeyler istemiş ama hayatta olmamış.
Yana direkt gidersen korkabilir. Çünkü hassas insanlar ani gelişimlerden... Sen daha yavaşlasan zaten birazdan evlenecek biriyle ben... Ya şunu yapacaksın, yanına git, hafif kibar. Kimse ona kibar davranmamış hayatım. Ha, anladım. Ha, onun, o, ha, o zaman ben onun şimdi o sıkıntılı halini avantaja çeviriyorum. Ha, bravo. Bunları mı yazıyorsun kitaplarında? Anlatıyorum. Çok ayıp bir şey ya. Kadın sıkıntılı, bana resmen bu durumdan faydalan diyor. Toplasılsın o kitaplar. Arkadaşım ha, ne diyorsa gidiyorum ya. Gidiyorum ben, evet. Şu an... Senin için değil, gençler için. Gençler için, gençler. Evet. Bunu, bak, bu kadının kitapları... ellerine ve kollarına bak. Bize doğru fark olacak gibi değil. Sen oturunca bir tarafa dönecek. Evet. Tamam. Affedersiniz, müsait mi burası? Ece aniden bağır, sapık var diye. Söyle bir daha. Affedersiniz, müsait mi burası? Sapık var. Nerede Ede? Nerede? Olayı kendinden attın. İyi misiniz? Hanımefendi, iyi misiniz? İyi miyim? Bunun da mı ilçesi var? Arkadaş. Bu ne saçma bir kafe ya? Evet, arkadaşım, onun da iç sesi benim. Aa, büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Evet, Ece, ben ne dersem aynısını yapıyorsun. Uhu. Evet, arkadaşım. Aşkım, yönlendir arkadaşımızı. Dediğini yap, yaptığını yapma derler ya Ece. Arkadaşım, bir daha da terleme, lütfen. Tamam, içime çekiyorum şimdi. Yanına git, konuşmadan bir tebessüm et, merhaba yap. Bu sapık benim yanıma oturursa, ağzının ortasına şaplığa vuracağım. Tuhaf bir kadın sanki ama. Ay götüm. Arkadaşım! Ya ben ruh halini anladım gözünden ya. Sen onun... Şimdi... Ece bunlar hep şaka tabii. Sen onun iç sesini duyamazsın. Duyarım ben, öyle bir erkeğim ki duyarım. Duyamıyorsun. Onu. İç sesini yönlendiririm ben onu. Şimdi bir kere kadıncağız, bu böyle bir bey bak, affedersiniz falan. Hanım, beyefendice giriyorum içeri ben. Kibar, son derece elegan. Elegan giriyorum. DVD'm cebimde. Şimdi ne olacağını bilemeyiz. Şimdi DVD'imce aman yanına son derece elegan giriyorum içeri. Böyle bakıyor. Şimdi ben bizim şu an zaten elektriğimiz tutuyor. Kadın ezilmiş. Ha. Kadın umutsuz. Dokunma. Kadın bitik. Tamam. Yüz ifadesini gördün ya. Gördüm. Hemen geçmişteki bir kadın geldi aklına. Neydi? Önce böyle kadınlar tanımıştın tuhaf. Hangi kadın geldi aklına söyle? Ben geldi geldi. Aldatılmış kadınlar hep gelirdi sana. Evet, limanı ben aldattım onlara. Ha, ben mi aldattım onu? Onlar aldatılıyor, ha, sen liman oluyorsun. Ha, ben liman oluyorum. Şu an liman arıyor, gemiyi evet. Yanaştır. Ya ben limansam gemiyi nasıl yanaştırayım? Ha, liman onu... O kitapta limanda. Bir problem var, bunu hemen çıkarmayalım. Arkadaşım! Ya adamı... ben limanım, gemiyi ben yanaştırıyorum. Adamı... Öyle şey olabilir, olsa... çok özür diliyorum. Arkadaşım, gösterme bir kere. Bir, iki, şimdi o bir zaman... kere yani mümkün değil, usturma çalar en azından. Limanı yanaştır ulan. Limanı yanaştır. Limanı gemiye yanaştır. İlk seyyar limanım ben. Nerede Joy orada ben. Öyle mi yani? Arkadaşım. Büyük geçmiş olsun. Lütfen hazır oyunu misin? Bölme. Adam evet. Ne dedi? Limanı yanaştır. Limanı yanaştır demedi. Sen limansın gemiye yanaştır dedi. Hayır. Sen limansın yanaştır dediyse. Ya alın şunu kaydı başa gözünü seveyim inanmıyor bana. Sen limansın dediyse sen nesin? Limanım işte. Tamam. Yanaştırman gerekiyorsa ne yapacaksın? Seyirci ya. Bu akşam bütün manyaklar çünkü toplanmış. Yani bu... Dur. Bu hikayenin sonunda bu gemi karaya oturur, söyleyeyim. Bir oturur yani. Arkadaşım, sen olayları tersine çevirip seyirciyi arkana alıp pisleşiyorsun. Evet, liman sen bu geniş... hikayede yanaştırıcısın. Başka görevin yok. Ha, gel gel. Aynen. Evet. Ece, sen nesin? Palamarım ben. Nesin? Palamar. Kalamar ne lan? Palamar. Kalamar bacaklı. Palamar normal. Ya bacağı var da. Arkadaşım! Tekneleri yanaştırıyor marinaya falan. Palamar o. Arkadaşım, ben senin ne demek istediğini anlıyorum. Yapma ya şunu. Ya bilgi veriyorum. Hazır hissediyorum. Hanımefendi. Kendine geldi. Büyük ihtimal bir sıkıntı yaşamış. Yüreği yanıyor. Evet. Hanımefendinin ben iç sesiyim. Hanımefendi, ben senin içine söylüyorum. Sen öyle davran. Tamam, evet. Hazır. Arkadaşım. Senin iç sesinde aşkım. Aşkım tabii söyle. Ki, tabii ne ki. Dedin? Biraz daha yüksek söyle abi. Tamam. Yanaştır dedin. Evet. Evet. Şimdi gemiyi yanaştır yavaş yavaş. Liman bozuk ama ona göre. Yani senin daha hassas bir dikkat... Kestik, bir dakika. Sen de hakikaten şey mayına sürüklüyorsun. Liman bozuk ne demek ya? Bozuk. Nesi bozuk limanın? Beden dili bozuk.
Ha, ha. Ha kızın beden dili bozuldu. Evet, yani kadın bir sıkıntı içerisinde şu an. Aynen. Tamam. Erotik bir boşlukta. Hanımefendi rahatsız etmiyorsam şöyle oturmam mümkün mü boşsa? Oturtayım ama kendimi de güvene i̇çinden, alayım. İçinden. Ya ben bu kafa sesi beni fitil etti. Ben arkadaşım sen kafa sesini duyma. Belki de yarın nikahımız olabilir. Kafa sesi yüzünden biz birbirimizi boğazlayacağız şimdi ya. Zaten kadınlarla erkekler birbirinin kafa sesini duysa bir tane çocuk olmaz. Bir daha söyler misin ya? Hemen orayı da oraya olan evet, bari. Evet. Diyorum ki hocam lütfen iç sessizsiniz. Evet. Evet. Evet, buyurun. Şimdi yanaşma. O cevap vermeden oturma çünkü cevap verirse kendi karar vermiş olur. Seni kabul ederse sana bir daha kızamaz. Kendi karar veremiyor. Kafa sesi 20 hayır, sayfa konuşuyor. İzin istedim. Devam et. Beklendiğim çok özür diliyorum. Rahatsız ettim. Müsaitse oturabilir miyim acaba? Dik dur şimdi. Ece, sen biraz manyak bir kızsın, tamam mı? Ayağa kalkıp otur diye bağırıp tekrar oturuyorsun yerine. Her konuşmanda ayağa kalkıp oturuyorsun. Tamam, evet. 3, 2, 1 buyurun. Müsaitse oturmam mümkün mü acaba? Otur. Otur, otur. Uca oturma, güçsüz erkeği sevmez. He? Ya arkana uca yat. Oturma diyor. Güçsüz erkeği sevmez. Kendinden emin dur. Bacaklarını aç yavaş, V şekli. Burnunu karıştır. Tipik hammasi. Bir Türk erkeği tablosu evet. Çizeyim de. Şimdi arkaya yatsan yavaş yavaş. Alanını belirledin, gücü aldın eline. Bacağını attın. Hocam sizi söylemeden bacağını yanlış attın. Yanlış mı yaptım? Bu bacağı ona... Evet. Bacağını ona yaklaştırırsan tehdit gibi algılar. Hiç ilgilenmiyormuş gibi dur. Ama şimdi... Hocam yalnız benim iç sesime köpek muamelesi yapmayın. İç sesini içine tıkadı hocam farkındaysan. Evet. Şimdi evet. Tamam da şöyle yaparsam evet. Bu öbür bir tarafa ayağını. Ha öyle mi? Ondan evet anladım. Ha, oturdum sadece oturdum. Aa, çılgınlar gibi öpüşürsek o ayrı ama ben aynen. Sadece oturdum. Evet anladım. Aynen aynen. Devam öyle otur. Şimdi evet. Ne sorsun hocam? Kaça gidiyorsun? Ece, konuşuyorsun ama kalkıp cevap verip oturuyorsun. Cevap ver. Ya niçin ya? Ben hemen kaçar giderim. Şimdi kadınla ilgili değil de mekanla ilgili birkaç bir şey söyle. Yani olay dışında. Atıyorum koltuk güzelmiş falan şöyle. Enteresan. Çok boktan bir yer. Burası son derece sevimsiz. Bana gidelim mi? Ece, içinden şey kalk ayağa, ayı de tekrar otur. İçinden diyor ama değil mi? Hayır, kalk ayağa, ayı de tekrar otur. Estağfurullah ablacığım, ne demek? Ayı. Kalk ayağa sen de. Kalk ayağa hemen. Onu yaptığını yap, eşleş. Çok özür diliyorum, haklısınız. Otur. Bravo, yakaladım işte. Bir an patavatsızlık ettim. Ben de sizi üzgün görünce konuya bir latifeyle girersem... Latife şaka demek oluyor bu arada, espriye. Latifeyle girersem belki ne bileyim sizin de yüzünüzü güldürürüm ve... Belki bir an olsun derdinizi unutturabilirim. Ece, birden ayağa fırla. Beni bir erkek aldattı. Tuğ de tükür ona, tekrar otur. Kalk, fırla. Beni bir erkek aldattı. Kız beni de. Başka bir yere götürebiliriz hikayeyi buradan. Arkadaşım bozma şunu. Sen normal, aç, sen normal. İç sesini dinle. Evet. Kalk ayağa aynısını yap. Ece kalk ayağa yap. Beni bir erkek aldattı. Hiç sakın kızma. Bir erkek aldattı. Yaralı şu an. Hemen dön şunu yap. Aşkım hepsi şaka. Kestik bir dakika. Sen sevgilinle mi geldin buraya? Kimle geldin? Ha sensin abi. Arkadaşım, arkadaşa şaka olduğunu izah et. Adam son derece modern bir insan ya. Ben görüyorum aslan gibi bir insan ya. Öyle belli şey olmaz. Burada herkes güzel insanlar yani. Ne diyorduk? Adamın sinirlerini zorluyor. Şimdi hanımefendiciğim... Dön ve sadece şunu söyle. Bütün erkekler aynı. İşte o neredeyse demin götürdüğüm yere doğru gidecek yalnız. Sen şey yapma. Zamanla senin öyle olmadığını anlayacağım çünkü. Hanımefendi hakikaten ne deseniz haklısınız. Şu bravo. An kendimi sizin yerine koymak istiyorum. Güzel. Fakat ne mümkün. Bir erkeğin bir kadınla empati kurması. Bir kadının bu toplum içerisinde yaşadıklarını yaşaması. Girme oralara. Ve yaşamayı arzu ettiklerine bulamaması derin bir yaradır içimizde. Biz erkek cinsi. Hayır. Önemli olan aldatılmak değil. Senin. Pardon hocam. Sayfalar yapışmış atlamışım özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Siz ne deseniz haklısınız. Belki de şu an birisine kızgınsınız. Beni onunla özdeşleştirdiniz bravo, ama bravo. Her zaman kadın haklı olmuyor. Şimdi olduğunu... sus ve bekle. Kalk ayağa. Hepiniz böyle başlıyorsunuz konuşmaya diye bağır. Hepiniz böyle başlıyorsunuz konuşmaya.
Ama sonra... İşte ister istemez olur. Yani doğal bir seleksiyon var hayatta hocam. Arkadaşım ben sana karışmam. Senin iç sesin, ha, iç sesin odak, var. Odak değiştir hemen. Odak kaç yıllık ilişki? Oo, merhabalar hanımefendi. Burada biri daha var mı? Aynen, zihninin odağını değiştir. Ha, zihnim. Kaç yıllık ilişkiydi? Hemen. Sanıyorum... Ona sor. Bir... Efendim? Ona sor. Kaç yıllık ona ilişkiydi? Ona soruyorum işte zaten. Sanıyorum bir ilişkiden hüzünle ayrıldınız. Sorabilir miyim ne kadar süreli bir ilişki? Kalk ayağa. Kalk ayağa Ece. Bağırarak. Kalk ayağa. Bir saat. Bir saat. İnşallah ödemeyi aldınız. Bir saat ne ya? Çok üzücü. Bir saat ne ya? Böyle bir şey olur mu? Çok saçma bir yere gitti. Bence bu işi bok eder ilk sesi. İnsanı neandertal bir şekilde kendi haline bırakacaksın. Aşk öne gel, ucuyor. Öne gel, öne. Öne gel, öne. Sana diyorum. Bana mı? Özür diliyorum. Aranızdaki en gerizekalı gel. Ah, o içeride ya. Gel. Arkadaşım. Benim hocam. Manyak mısın? Estağfurullah. Niye öyle şeyler söylüyorsun? Haklısınız, haklısınız. Biraz şey oldu şimdi ortalık. Kıza yeri... ayıp değil mi? Değil, evet. Kocası değil. Ne kadar modern olursa olsun bir Adanalı. Nişanlısı hocam. Götümüzde değil, kulağımızda dinlersek nişanlısı. Ağzımızı burnumuzu dağıttıracağım bize gece gece. Ya şakalaşıyor. Bunlar şaka, latife, esprik. Yap çocuğa söyle bunları. Söylememe gerek yok. Dünya güzeli bir insan görüyorum yüzünü ben burada. Herkesi tamam. Öbür geri zekalıyı çağır. Öbürsü kim? Bir tane senin ekürün var ya. Ha Sarp gel. Üstüne bir şey giy. Oraya mı geleyim? Buraya gelme lan. Gel deyince sahneye gel. Kırmızı otoparka in. Hı hı. Arabayı çalıştır. Hayır Sarp hayır. Sen ne olur beni dinle Sarp. Sen salak değilsin. Söyle. Söyle Sarp. Ben mi? Evet, sen salak değilsin. İnanmadığım şeyleri söyleme. Ona söylesene işte. Sen salak değilsin. Ama hocaya karşı da ayıp oldu şimdi Sarp. Ben salak değilim Sarp. Ben... Hayır, ben sana sen salak değilsin ya, sen diyeceksin ben salak Biz değilim. Biz aşağıda bir şeyler içelim mi onların olayı çözene kadar? Evet, gel Sarp buraya. Sen kızın terk ettiği erkek arkadaşısın. Evet. Evet, aşkım hocam buyurun. Şimdi sen geliyorsun, gel gör ve bu durumu önce arkadaşıma koy postayı. Sonra aşkım sen devreye gir, bunları düzelt bakalım. Bakalım üç, senin iki, bir... sesin kim? Tabii ki ben. 3, 2, 1 gel. Ne oluyor lan? Bu senin, bak Sarp hayatında ki en büyük hayal kırıklığını yaşıyorsun şu anda, tamam mı, görünce. Bir saat sürmüş çünkü. Sen oralarına takılma gerizekalı. Yarım saatini de yolda yedin zaten. Hayatındaki en büyük hayal kırıklığı ne senin? İşte bir saat sürmesi. Öyle hayal kırıklığı mı olur lan? Bir nesil çürüdü bu ümitle. Yani hanımefendiciğim çok memnun oldum. Size bir kartvizitimi vereyim. Yeni kurulan bir şirketiz. Her mevzudan bir pislik çıkaracak kadar pitsin. Evet hocam. Otur. Alayım ben onu. Bir tane var çünkü. Bu seri özel. Ağzından gözünden bize yumuşak sen ver kendini. Oldu. Yumuşak ne yap. Sana ya? Ne ol gözün ya, yorulma ne olur. Çok yumuşak bir insansın. Ağzında yüzünde ben. Göreyim evet. Ne kadarlık bir ilişki demiştiniz? Sarp gel. Hakim Bey'in. Kolay gelsin. Teşekkür et. Teşekkür ediyorum. Kestik. Aşkın hocam neye teşekkür ediyor? Böyle... Adama yeni kitap yazdırdık şurada. Aynen. Şimdi hak etti o ama teşekkür edilmeye. Neden? Salak edilmeye. Sarp, hayatındaki en büyük hayal kırıklığı diyorum sana. Evet. Ney? Bilmiyorum. Ulan! Senin kız arkadaşını adam ayartmaya çalışıyor. Aha. Estağfurullah ben sohbet ediyorum. Üzgün ne sohbeti lan? Arkanda kojeyin var senin ensende. İlişki koçun var senin. Hani iç sesim de o benim ya. Aynı şey. Ha içinde ha kafanda. Aynı Ama şey. Zaten memleketteki sıkıntı bu. Şimdi burada hanımefendi dertli tasalı değil mi? He. Ben de bir insan evladıyım. He. Gördüm. Genç bir hanımefendi üzgün. Şimdi bir sorarsın. Hanımefendi neyiniz var? Evet. Şimdi bunlar her bu soru abuk subuk bir yere gitmek zorunda değil. Biz bu yüzden sıkıntı yaşıyoruz yani. Arkadaşım böyle kafede çalışıyor. Gördüğün kızı anlayamazsın. Anladım. Facebook'una güllerim soldu yazdıysa yürü. Ya kafe yürü. Benim, kafe benim. Hangi kafe? Bu. Nereden geldik o mevzuya? Geçen hafta açtık. Saçmalama. Sarp gel şuraya. Hı? Zıpla. Ve söyle. Dur zıplama vazgeçtim.
Sarp, hızla gel. Aniden fren yap, at kendini yerlere. Ha, bunu bana mı yapacaksın? Gel, dur, diye. Onlar bize doğru gelsin. TV'de bir ilk. Son sürat gel, fren yap, at kendini yerlere. Bana bunu mu yapacaktın diye anırarak ağla. Evet, 3-2-1 gel. Bana bunu mu yapacaktın? Daha büyük. Bana daha büyük neler yapacaktın? Ayağa, kalk ayağa, ayağa. Kalk ayağa Ece. Sen değil Ece, kalk ayağa. Söyle. Aha benimki sen geldi. Değil. Aha benimki geldi. Dön hemen onunkine. Kalk yanına git hemen. Kalk, 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 kalk. İyice mahrem mesafesine gir. Merhaba. Boğaz kısmına. Heh. Yaklaş. Kulağına bir şey fısılda. Bence vakit varken kaç. Çünkü kız problemli. Kız problemli yani. Ama seni çok seviyor de. Ama seni çok seviyor. Ha, bu onu yumuşatıyor. Nereye gitti? Ben anlamadım olayı. Seni çok seviyor ama. Ama seni çok seviyorum ben. Evet. Ha, ben o seviyor. Evet. Evet, hanımefendi biraz üzgün. Fakat sizi çok seviyor. Bunu ben aldatmış. De üzgün gördüğüm için yanına oturdum. Hı-hı. Ama galiba ilişkinizde bir sıkıntı yaşanmış ve siz hanımefendiyi aldatmışsınız. Hı-hı. Yapmamı istediğin bir şey var mı de? Yapmamı istediğin bir şey var mı? Sen... Kimle aldattın? Cebini verir misin bana? Kestik. Kestik. Ece'yi alkışlarla gönder yere. Gözlüğünü aldın mı? Aman dikkat et. Arkadaşım, senin kafan devamlı pisliğe çalıştığı için adamın sözlerini duymuyorsun. Duydum ben de. Hayır, duymuyorsun. Yönlendiremiyor seni. Aşkım, hayır, otur lütfen. Aşkım, evet. Sarp, sen de yanına otur. Şunu beceremeyen bir ekibin. Evet arkadaşım. Masanın evet. Köşesine otur. Gayet kendinden emin hareketlerle sor. Vallahi da acımıyor. Nasıl kendine emin olabilirim? Arkadaşım otur köşeye. Evet. Şimdi çok böyle bir talk showcu edasıyla parmağını burnunu havaya kaldır parmağınla. Evet. Dudağını kaldır azıcık. Evet. Şimdi böyle sola doğru sağa sola sallanarak sor. Sor. Sağa sola sallanarak sor. Evet. Şimdi sor. Ben ne yapıyorum? Değil mi, mantıklı bir soru oldu bence. Arkadaşım. Cevabı... Bak yanına bir çocuk oturttum. Niye? Sen ilişki uzmanını iş üzerinde yakala diye. Anladın? Şu an hepimiz muallaktayız. Ne işi? Nasıl bir iş? Sarp'ı mı eğitiyor? Yani... Evet, Sarp'ı eğitiyor ve arkadaşım sen soruların... Türkçe çok basit ve inanılmaz bir lisan. Doğru kullanırsan... Sorularımla yönlendir lütfen. Soyunma, uzan. Ha, tamam. Uzan, yat. Uzan, kapa gözünü. Arkadaşım müdahale et olaylara. Hayır. Sen programın sahibisin, sen yönlendir. Evet. Evet. Tamam, ama derin... yürürken hafif belden kırarak kendini yürü. Derin bir nefes al. Hı-hı. Öyle değil, bir sağa kır, bir sola kır, öyle yürü. Aşkım bir dakika. Aşkım bir dakika, sunucu seni yönlendirsin. Bu şey gibi oldu, hani aşkım bey kayropraktik uzmanıymış da biz de Hindistan'dan ona gelmişiz. Ben niye böyle anlamadım ki? Arkadaşım ya, seni bir tarz, bir stile sokmaya çalışıyorum. Seyirci senden gözünü alamasın. Evet. Baş parma, işaret parmağınla... Şunun sorumluluğu yüzünden çok rahat hareket edemedim. Çizilecek işaret diye... parmağınla dudağını havaya kaldır. Belini bir sağa bir sola kırarak yürü. Bacakları kırma. Ve gel ve onu yönlendir. Ve seyirciye anlat ne yaptığını hocanın. Evet, 3-2-1 buyurun. Kır kır. Evet. Önce benim doktora görünmem lazım. Ya ben hadi yap şunu. Ben daha kişilik olarak... Kırarak gel, dudağını havaya, burnuna kadar kaldır. Parmağınla dudağını kaldıracaksın. He. Evet. Altı mı, üstü mü? Üstü. Veli. Evet. Ben de botoksa geliyorum. Ben niye buraya geliyorum ki? Ya gel, ben ne diyorsam onu yap. Bir bildiğim var herhalde. Kaldır. Dudağını kaldır kalçayı. Brezilya'da bir talk show diye düşündüm ben. İyice kır. Evet, busun sen. Gel ve içmiş programa gelmiş değil mi? Takılan yerinden. Tık. Camdan otoparka. Hazır hissediyorum. Gel şuraya. İyice kırarak geliyorsun. Parmağınla dudağını burnun deliğine kadar sokuyorsun. Yok, kulağından gel, tamam. Gelir. Onu istemiyorum. Sadece burun deliğine kadar kaldır. Ben yapayım, bulunsun kesersiniz. Aşkıma soruyorsun. Şimdi hocam neler yapıyoruz? Dön seyirciye. Kır kır devam et. 3-2-1 buyurun. Önce söylüyor muyum? Fark etmez. Önce ya da sonra. Buyurun. Gel. Lan kaldırsana.
Ya şurada kaldırıyorduk onu. Ha tamam. Gel. Şimdi hocam neler neler yapıyoruz seyircimizle paylaşalım. Kır. Kırın bunları bacaklarınızla. Çocuğu kızı aldatmış. Sen bacak... kır seyrederken kırık kal. Ne yapıyorsun? Kır seyrediyorum böyle. Hayır. Sen beli kır seyrederken kırık kal. Heh. Şimdi bu arkadaşı küçükken sevmemişler. Evet. O yüzden özgüvensiz ve değersiz olmuş. Evet. Nereden anladınız hocam? Dokunarak mı anlıyorsunuz? Yok yok yatışından belli. Memiklerden, yüreği şişmiş. Ama istediği kadar uğraşsın onu bir başkası sevemeyecek. Mümkün değil, mümkün. Biz de seviyoruz. Annesi de eldivenle seviyor zaten. Şimdi ona kendini sevmeyi öğreteceğiz. Kendini sevmeyi. O ilk öğrendiği oydu zaten aslında. Şimdi bence dağılalım mı? Dağılalım bence. Ben şu saatten sonra normale dönemem. Hayır bu bizim sigortalı gerizekalı niye anırarak gülüyor? Çocuğun hoşuna gidiyor. Ben sana salaksın diye SGK yaptırdım. Neye gülüyorsun? Neyi anladın da gülüyorsun? Ben de sana OGS yaptırdım rahat geç diye. Evet aşkım buyur. Kollarımızı şöyle alıyoruz. Evet boynuna dola. Yavaş. Boynuma dola. Esne esne. Boynuna... Arkadaşım olaylara müdahil ol. İnanılmaz bir şey. Ben müdahil oluyorum. Ben de ayak baş parmağına masaj yapıyorum alttan. Neden? Kaplumbağa deden. Ne bileyim ben işte oradan o çapraz yaptı. Ben de bu ayak baş parmağına buradan pressure, acupressure dediğimiz. Hocam gıdı gıdı yapsa iyi gelir mi? Alttan akü bağırıyoruz bir de basınç yapıyoruz. Acupressure o. Tamam yap. Tamam mı? Yapılan işte bildiğim bir şey evet, herhalde. Buradan aküyü bağlıyoruz. Arkadaşım. Ve hafif değil mi alttan devreyi tamamladın mı? İyi oldu şimdi. Hocam buyurun sizdeyiz. Evet, derin nefes al. Kapı arkadaşım aa iyi falan aa, öyle çok iyi. Şaşırıyorsun. Evet sesli harflerden. Evet. Bağırarak şaşır. Bağırarak. Evet aa. Ece'den istediğin sonucu alamadın beni bağırtıracaksın illa. Arkadaşım. İnanılmaz bir şey sevgili izleyenler. Gerçekten Sarp buraya ilk geldiğinde duygusal olarak bir çöküntü yaşıyordu. Kendi yüreğinde patlayan erotizm pıtırcıklarını nereye gömeceğini şaşırdığı için bir yalnızlık hissediyordu. Fakat aşkım hocanın ona gösterdiği bu sistemle şu an içerisindeki mutluluk balansını yakalamış değil mi? Aha. Ve duygusal aortuna baş parmağıyla dürterek... Burun deliklerini inanılmaz bir hızda nasıl yaptığını biz de bilmiyoruz gerçekten. İstese yapamaz demek ama yaptı. Ben de birazcık şey oldum ya. Adrenalin vıcıt şey yaptı. Kalk ayağa. Bir de şöyle bir aşk hareketi var. Kalk bak. Bir de böyle bir aşk hareketi var. Diyelim ki sen şimdi sevdiğin kadın benim boynundan yakalıyorsun. Bir şiddet sahnesi böyle yapıyorsun. Boynundan yakala. Boyuna bayağı sık boynu böyle. Şimdi korkacak bir şey yok. Bunu buradan alıyorsun. Ağzı ortasına vurdun mu? Olay da bu. Bu mu lan ilişki? Tabii. Arkadaşım, lütfen. İçine ettin programın. Ne? Adamdan hiç faydalanamadık. Ya adam 20 dakikadır böyle yatıyor ya. O adamdan değil, aşkım kapışmaktan faydalanamadık. Ama daha ne öğrenelim o kendisinden? Her şeyi gayet net anlattı. Ben yapamadım. Ben yapmamayı oynadım ki seyirci aradaki farkı anlasın. Ne oldu? Aşkım kapışmaya getir seyircinin önüne. Aşkım kapışmak. Yorduk seni. Şahane insan, aşkım kapışmak. Güzel de olsun. Amacın ne senin? Bana bir cümleyle özetle. Senin amacın ne? Nedir Allah aşkına? Öyle. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ona demiyorum, kel olana diyorum. Ha, sen ne yapıyorsun? Hep aynı şeyler. Hem kel hem salak olana diyorum. Evet. O daha gelmedi hocam. Sen niye salak deyince üstüne alınıyorsun çocuğum? Bilmiyorum. Bilmiyorum mu? Git içeri. Git içeri. Ben? Evet. Arabayı hazırla. Arkadaşım. Amacın ne söyle. Konuyu kapatalım ya. De ki yapmak istemiyorum hocam. Hiç kimseyi çağırma de. Beni niye mahcup ediyorsun? Şimdi sayın hocam bakın şu sistem şu. Siz son derece kıymetli konuğumuz Aşkın Bey'i çağırmışsınız. Evet. Aşkın Bey geldi. İlişkiler üzerine kendisi bir uzman. Bir bilirkişi sayılabilir. Kendisi şimdi matematiksel olarak doğruyu anlatıyor. Değil mi? Sizin de bir fikriniz var. Onu bana enjekte etmeye çalışıyorsunuz. Biz şimdi seyircilerimize... Doğrusu budur diye anlatırsak olay demokrasiden çıkar. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Doğru fikirde dinliyorum. Yanlış bir insana oynayarak seyirciye seçme şansı sunuyorum. Ulan az daha inanıyordum sana. Defol git içeriye. Çok zarifsiniz.
Geliyorum. Var mı kafanda bir şey? DVD player getireceğim, gerisi sürpriz. Gönlümün sultanı nerede? Babamın resimlerine bakıyorum 70'lerde. Hiç bu kadar tipsizini görmedim. Siyah çoraplı mıydı o? Hemen işi oraya götür, hemen. Hemen. Sapık. Ben çorabı baktım. Gerçekten bu kadar gıcık olmak için ne yapıyorsun? Özel bir şey var mı? Hocam ben işte gene bunu Filiz verdi, bunları Ilgaz verdi. Geldim, hazırım yani. İyi ki saçların dökülmüş. Çok vallahi bak ediyorum. Yemin ederim. Allah size daha çok versin hocam. Nesin? Yılgın yani böyle. Ceket kısa. Dön bakayım arkanı. Popoyu kapatıyor mu? Yok, tam değil. Utanacak bir şey yok, kafayalım hocam. Öyle bir şey oynatırım. Meşhur olursun. O yüzden. Yapma bugün... şunu. Şeyin nerede? Öteki gerizekalı nerede? Ekürin. Evet. Seyirci yapmayın şunu. Seyirci Allah'a bizi bu yola siz sürüklediniz ya. Evet. Biz normal ne söylesem? Evet. Arkadaşım. Hazır hissediyorum. Evet hocam. Ekürin'i çağır. Ekürin. Japon. Ben de böyle Taylandlı falan birini bekliyorum. Ekürin bu da Mariana ile Juan Carlos arası bir şey olmuş. Yapınca da yapıyor. Hatırladın mı Mariana'yı Sarp? Tabii tabii. Evet. Nereden hatırladın? Onu verdi DVD'den. Bizim aile konsepti. İyi, tamam. Nesiniz siz? Mariana. Biz kuzen. Hayır. Ha hayır. Şey, hikaye mi? Hikaye bilmediğimiz İki. İçin. Herhangi bir şey hazırlanmadınız mı? Yani aklımızda çocukluğumuzdan beri çalıştığımız bir şey var ama... Türk televizyonu buna hazır değil. Şimdi... Ya hikaye bilmiyoruz hocam. Böyle Ilgaz gidirdi geldi. Yapılan diyeceğim. Buradaki seyirciye saygımdan demiyorum. Tabii ki de tabii ki de. Bir gün seyirci olmadığı zaman oynatacağım seni. İçindeki her ama şeyi yaptıracağım sana. Ama işte o bayağı kanunsuz oluyor artık. Şimdi kıyafet olarak hazırız. Herhalde 70'ler 80'ler arası bir hikaye. Ama hikaye evet, bilmiyoruz. 70'lerde en çok olan şey ne? İşte 80'e kadar olan yıllar. 71, 70. Hayır. İnsanlar 70'lerde en çok ne alıyorlar? DVD. 70'lerde... He? Yaklaştın Sarp. İndi mi? DVD. 70'lerde DVD var. Yok mu? Oğlum büyük kartuş kaset var lan 70'lerde. Kartuş kaset. Normal kaset bile yok daha. 70'lerde normal kaset var. Kartuş 70 artık. Evet, sen kasetçi ol 70'lerde. Sen kasetçisin. Hayır, sen kasetçisin. Hayır, sen saçlı kasetçisin. Olan sen kasetçisin. Saçsız olan zaten. Hayır. O zaman sen... Hem saçlı hem mal olan kasetçi. Tamam. Evet. O zaman sen kasetçi. Değil yani. Sarp bu. Sen mal mısın? 70'lerde işte hep böyle bir karışıklık vardı yani. Tam insanlar anlamadı birbirine olduğunu. Tamam, ben anladım. Arkadaşım kasetçisin, geç kasetçi dükkanına. Geç kasetçi dükkanına. Geç kasetçi dükkanına. Ben arkadaşım diyorum. Ben... Sen benim arkadaşım mısın Sarp? Nereden olacağım? Evet. Bunları da hep bırakıyorlar böyle. Ne yapıyorsun? Keşke bir de su koysaydınız ya. Oğlum ne yapıyorsun sen? Atıyorum. Sen kasetçisin, geç oraya. Sen kasetçisin, kasetçi kal. Arkada, arkada kaset çalar bul bir tane. O! Arkanda kaset çalar bul. Çok özür diliyorum. Kaset çalar yok, radyo var. Var, işte o radyo aynı zamanda kaset de çalıyor. Hayır. Çalıyor. İçinden hayır. Ne çıkıyor radyonun? Tel. Hayır, müzik çıkıyor. Müzik mi? Evet. Müzik ne güzel lan. İlk iPod. Arkadaş yardımıyla kulağına tıkıyor. Oğlum 30 kilo. Evet. Müzik niye ilerlemedi? Sen, anlıyoruz. Sen çok kaset sesli, dolduruyorsun. Yok. O yıllarda kaset doldurmak çok meşhurdu. Sen kaset dolduruyorsun. Al sahneye bir bayan. Ne yapıyorsun? Kaset sönmüş doldurma. Hoş geldiniz ablacığım. Merhaba. Nasılsınız? İsminiz ne? 22 yaşındasınız. 25. Şaka. Tutturamadım. Hanımefendi isminiz ne? Tuğba. Memleket? Anında morardı. Anında morardı. Hoş geldiniz Tuğba Hanımcığım. Tuğba Hanım, siz kaset doldurtmaya hiç kaset doldurttunuz mu?
Yok dostum. 25 yaşında nereden bilsin kızcağız? Ne demek nereden bilsin ya? Sen ya kaset doldurtmadın mı Tuğba? Yok hayır. Sevgilin sana doldurtup verdi mi? Yok. Ailesiyle geldiği için, ailesiyle geldiği için isterseniz öyle sevgili falan demeyelim. Sevgilin var mı? Yok öyle şeyler hanım kız ya. Olay bende baba. Ne alakası var lan? Sevgilisi olan hanım kız değil mi? Ya konuşma babası burada. E olsun. Ve babasıyla saçlarımız çok benziyor. Gerçek kasetçi abi. Hazır hissediyorum. Tuğba. Koşarak şeye geliyorsun, kasetçiye geliyorsun. Tamam mı? Tamam. Sen çok şımarık, ailesi tarafından aşırı şımartılmış bir kızsın. Tamam mı? Tamam. Kasetçiye geliyorsun, kaset doldurması için şarkılar söylüyorsun. Tamam mı? Onu da doldur, bunu da doldur. Onu da koy, bunu da koy. Tamam. Evet. 3, 2, 1. Gel kasetçiye. Çok şımarıksın. Gel. Kaset doldurmak istiyorum. Önce doğru kapıdan gir. Şu an bayağı perde kolundan girdin yani. Evet. Tamam. Arkadaşım çok güzel. Sen şimdi arkanı dön. Hayır. Bu tarafa dön arkanı. Kaset dolduruyorsun. Eğil kasete. Tamam. Eğil. Biraz daha eğil. Hayır öyle eğilme. Öne doğru eğil. Bağlı tabii ki. Öne doğru eğil. Ha bu. Hayır bu şey bize doğru. Her yere döndüm nasıl hayır? Koltuğa doğru dön. Dua ile bir Allah'ım o kaset koltuğa olsun inşallah. Koltuğa doğru dön. He? Sarpa doğru eğil. Ve kaset işini bırakayım. Sarp sen de arkanı dön. Ben de eğilim. Buna mı dolduruyorum? Evet ona dolduruyorsun. Eğil iyice eğil. Kaset dolarken dönmesine bakıyormuşsun. Evet. Biraz daha eğil. Kafayı eğ, kafayı. Neden eğilemiyorsun? Yani ben de o dönem Betamax kapağı olmak istemiyorum çünkü. Arkadaşım, ben ne diyorsam sen onu yap. İyice, ha hop. Ayağını içe al, ha kalça dışarıda. Dizler içeride, kalça dışarıda. Azıcık daha eğil. Birazdan polis basacak ne bakıyorsun diye burada. Dükkanda camat... Ama olacak iş değil. Yenge çok özür diliyorum. Seyirci dur, ben yönetmenim. Bırak kaseti görmeyi kız. Böyle bir şey görmedi bu yaşına kadar. Bu adam ne yapıyor? Arkadaşım kafamda bir şey var ya. Biliyor bozma. Korkutan o zaten. Lütfen eğil iyice kafayı. Ah evet iyice eğil içine. Şimdi şarkıyı mırıldanıyorsun bir yandan. Hangi şarkıyı dolduruyorsun? Hangi şarkıyı dolduruyorsun? Daddy Cool. Tamam. Süper. Biz onu hissedelim. Hangi şarkıyı doldurduğunu hissedelim. Şimdi bir gir Japan'a geç. Yok Türkçe. Daddy Cool. Daddy Cool Rabbim seni diye. Hani... Hemen ecnebi. Biraz yerli düşünelim. Arkadaşım, burada komik bir şey yapmıyoruz. Evet. Film çekiyorum ben. Mani olma bana. Evet. Özgür sen, Özgür ne ya? Özgür, Tuğba sen evet. Bu tarafa gel. Ne tarafa? Tuğba, bu tarafa gel. Tuğba, bu tarafa gelsene. Allah Allah. Deli mi? O tarafta olduğuna göre herhalde bu tarafa demek istiyor. Çünkü o bile olduğun tarafa çağıracak hale gelmedi daha. Nerede okuyorsun Tuğba? Okulum bitti. İyi olmuş okudun. Çünkü yayınlanacak bu televizyonda. Ne okudunuz Tuğba Hanım? Haklı ilişkiler. Allah'a mı? Eyvallah. Tamam. Aa süper bölüm. Tamam. Tam da ona göre bir hikayem var. Arkadaşım gir yat. Gir yat, eğil, kalk. Kafan çönsün, kaset doldur. Arkadaşım olur. Haydi. Evet. Söyle şarkıyı. Ne söylüyorsun? Dedikol işte Boniem. Ha tamam. Çık 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 çık. O Anadolu'da yöresel bir şey Boniem. Neyin var senin Boniem? Ya yat şuraya ne olur ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bence dağılalım ya. Daha ne yaşayabiliriz ki hep beraber? İşin gücün fırlamalık yat şu. Evet süper. Şimdi Ayşegül sen koşarak geliyorsun. Oo Nurettin. Ya, sen niye bozdun? Süper dünya görünüyorsun. Dünya tatlısı Tuğba, Ayşegül, tamam, Fatma, biz ne diyoruz? Ercümen. Ya ne fark eder? Ayşegül de kız ismi değil mi? Evet. Yat şuraya. Bu kaset piyasasını dize getireceğim. Yat şuraya. Evet. Tuğba, şımarık kız çocuğusun. Koşarak geliyorsun. 15-16 yaşındaki kız çocukları eline koluna hakim olamaz. Kendini durduramaz. Tamam taşkın olurlar. Bir koyuyorsun buradan. Arkadaşım sen koltuğa uçuyorsun. Tamam. Ama radyoyla birlikte. Bu dükkanın albüm daha çıkmadı. Parça çalınmasın diye kepengi indiriyor. 70'lerde dükkanların kepengi yok. Efendim? 70'lerde dükkanların kepengi yok. İyi misin ya? İyiyim. Nasıl? Yok işte. Var ben ya. Görmedim.
Var. Zincir gibi kepenkler var. Nerede var? Kapısında var. Nasıl nerede var? Kapısında... Sen nereden biliyorsun? Senin doğum kaç? Benim doğum mu? He. 40'a 36, 25. Batım da 36, 42. Arkadaşım, sen 70'leri gördün mü canlı? Gördüm. Nereden gördün? Ben senin yaşını biliyorum. Babamlara falan baktım. Bakmış onlara 70'ler. Ben devam ettim. Orada kaldı babam. Tamam. Evet arkadaşım, dediğin pozisyonu al. Çık tık çık tık 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 tık. İnşallah. Yatsana lan. Ha, çıktık dediniz, hala buradasınız. Arkadaşım. Hazır. Evet, sen geliyorsun, yapıyorum. Koşarak geliyorsun, kendini durduramıyorsun. Ay 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 ay, kaset doldurtacağım diyorsun. Bir koyuyorsun, arkadaşım sen radyoyla birlikte koltuğun üstüne uçuyorsun. Koltuktan arkaya düşüyorsun, radyo kırılmasın diye havada tutuyorsun hep. Kalkıyorum, tamam. Koltuk yok. Nerede? Hazır. Sen rahat ol. Senden öyle bir şey bekleyen yok. Ben bekliyorum artık kendimden böyle. Kendimi durduramıyorum, hazır hissediyorum. 3, 2, 1... Ne yapıyorsun? İlk şeyi ben aramak istiyorum. Arkadaşım sen şurada şey yapar mısın? Neyi? Yat, yat oraya. Heh. Evet. 3, 2, 1 koş! Hoş geldiniz. Kestik. Merhaba. Kestik. Tuğba, oyun gereği ablacığım. Emin olabilirsiniz erkek arkadaşı olmadığına. Mümkün değil. Çocuğun da bir ailesi var. Kaset doldu hocam. Korkudan üstüne sıçtım, doldu şu an. Bir parça daha almaz. Tuğba, dengeli ol. Tuğba, daha iyisini yapabiliriz. Eline ağır bir şey al. Şimdi bak. Arkadaşım, tekrar alıyoruz. Tabii, tabii ya, tabii ya. Çünkü ben senin... Bunda daha bir şey yok, hazırız. Tamam, ben senin tamam düşüşünü mı? Tam şey yapamadım. Ben Tuğba, şey yapamadım. Oraya kadar şey geliyorsun, böyle dengesiz bir şekilde geliyorsun. Onun yanına geldiğinde ağır çekimde vuruyorsun ona. Arkadaşım, sen ağır çekimde uçuyorsun koltuğun üstüne. Havada bir süre durayım mı? Şahane fikir olabilir. Vallahi. Ama yok, istemiyorum, tamam. Hadi ya, böyle hafif ters. Arkadaşım, istemiyorum. Fikirle gelme bana. Tamam, evet. 3, 2, 1. Müzisyenler ne yapıyorsunuz? Hiç, ödemeyi bekliyor onlar. Su içiyorsunuz. Serkan, ne su içiyorsun? Kurudun mu? Kız hızlı geliyor. Gelince ağır çekimde çalıyorsunuz. Anladınız mı? Sonra arkadaşım düzel deyince hızlı çekimde tekrar düzeliyorsunuz. Evet, 3, 2, 1. Arkadaşın düzel deyince mi? Evet. Kim? Ben arkadaşım düzel diyorum. Ha, sana. Siz arkadaşım diyor. Ben arkadaşım düzel deyince, yani ben düzel deyince 10 dakika kazanıyorum, nefes alayım diye. Hazır. Evet. Sen nasıldı pozisyonun senin? İşte busun sen. Evet. 3, 2. Yer yaptın. 1. Tuğba, koş. Ağır çekim. Tuğba, seyredeceğine vursa sahneyi çekeceğiz. Arkadaşım, niye bozdun? Harika gidiyordun. Ben bozmadım, artık alıştığı arkadaşım için. Arkadaşım ya. Darbeyi hissetmeyince bir yanlış. Çok iyiydi. Neyse. Tekrar yaparız hocam. Biz gittikçe daha iyisini yaparız. Doğru, kalça sende. Tekrar yapabiliriz. Hatta evet, bunu pantolonsuz yapacağım. Siz sonra hayır, montajda döneme göre pantolon koyun. Hayır. Hayır mı? Hayır. Hay Allah. Tamam. Evet. Tuğba, ne yapıyordun? Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Artık seyirci de sapıttı, yapacak bir şey yok. Arkadaşım, ay kız olayı gösterdi sadece. Evet, gel soldan Tuğba. 3, 2, 1 arkadaşım, pozisyonunu al. İşte busun sen. Harika. Yalla. Kestik. Vurdum. Kestik. Bence anne baba görmesin diye. Ben seni anladım, tamam. Şimdi şöyle yaparsan çözebiliriz aslında. Geldin, heyecandan geldin. Sen öyle bir şey yapmadan şöyle böyle çarparsan. Ya öyle yanlışlık, hani sanki sen de kontrolünü kaybetmişsin gibi. İşte şöyle, ne bileyim, efendime söyleyeyim, böyle falan. O tarz, o şekil olursa o şey yaparız yani. Evet, ağır çekimde arkadaşım radyoyla uçuyor. Radyoyu... Do.
Dur. Orayı... Ulan benim iki çocuğum var ya. Ya şu an düşünüyoruz. Gerçekten... Arkadaşım. Aktörsün lan sen. Busun sen. Evet, yat şuraya. Busun sen. Evet. Yat şuraya. Dur, müzisyenler. Kalça hareketiyle komut alıyorsunuz. Herkesin gözü nerede? Arkadaşım. Ver biraz ben. Geç. Kalça hareketinde müzik komut alıyor. Evet. Evet. Sen benle komut alıyorsun Tuğba, tamam mı? Yukarıdaki arkadaşlarımız göremiyor. Acaba sağ yanağı biraz yukarı... Fikir. 3, 2, 1 Arkadaşım, sendeyiz. Saldır. Yala. Tuğba, koş. Çarp. Ağır çekimde. Tuğba, sen de ağır çekimdesin. Saçlar, saçlar. Ağır çekimde saçlar. Kalçayı eski haline getir. Oraya kadar çok iyiydi ya. Evet. Tuğba gel, Tuğba gel. Arkadaşım kalçayı konuş. Kalçayı eski haline getireyim de... Lan radyoyu ne yaptın? Radyoyu... Evet sevgili dinleyiciler, içi dışı bir müziğe hoş geldiniz. Arkadaşım ne yaptın? Ben bir şey yapmam. Sezon sonuna kadar parasızsın biliyorsun değil mi? Evet, gel. Tuğba gel konuşun. Ağır çekim mi konuşalım? Hayır. Niye vurdun bana? Arkadaşım dön söyle kıza. Hanımefendi biraz önünüze bakar mısınız lütfen? Çok özür dilerim. Tuğba şımarık kız çocuğu söyle. Ne yaptım ki? Ne yaptım ki? Evet böyle. 70'lerde öyle bir kız var mı ya? Var var. Her dönem öyle kızlar var. Kimlere denk geliyorsun? Hadi Tuğba taşkınsın. Elin kolun durmuyor. Hanımefendi yani keşke biraz daha dikkatli olsaydınız ya. Ne yaptın ki? Ne yaptın ki? Kestik Tuğba şimdi böyle... Ben niye böyle giyindiğini anladım. Çok normal. Başka bir mevsimde yaşıyor. Tuğba çirkef değilsin. Tatlı sempatiksin. Sadece kontrol edemiyorsun. Ayımsı hafif. Evet. Gel arkadaşım konuş. Ne yapıyorsunuz hanımefendi falan? Hanımefendi ne yapıyorsunuz lütfen biraz önünüze. Burada binlerce liralık elektronik teçhizat var. Ne yaptım ki? Ne yaptım Nasıl ki? Ne yaptınız? Makinalarımın kırılmasına sebep oldunuz. Velev ki kırmasaydınız ve bunlarla çok ben 70'ler gibi mi konuşuyorum? Evet çok güzel evet. Konuşuyorsun. Buna binaen bunları ödemek zorundasınız. İstirham ediyorum. Bir şey daha söyle. 70'lerden. Yetti. Evet Tuğba söyle kaset doldurtmaya geldin sen. Buyurun. Nasıl çarptıysam kafamı. Kadın değişti gözümde bir an. Şimdi de çok tatlı bir kadın. O kadın değil. Filiz hadi ya. Sok şunun içine peçeteleri git hadi. Suzan'a ne oldu lan? Çekti mi? Efendim? Suzan değil miydi bu? Belirli bir yaş üstünde çalıştıramıyoruz artık. Ağzıma sıçacak şu. Hazır. Hazır hissediyorum. Evet, evet. Tuğba sen tam konuşurken Sarp sen geliyorsun dükkana. Gel konuşurken hanımla. Gel sen de söyle durumu. Evet. Sarp senin eller kollar böyle sallanarak yürüyorsun tamam? Evet. Gel 3, 2, 1 gel. Kaset doldurmak istiyordum ben. Sen de taşkın gençsin. Sen de dağıtarak giriyorsun her yere. Evet. Ne yapıyorsun gerizekalı? Taşkınlık. Ya oğlum telefon kaç bin lira biliyor musun? Her şey kaç bin lira oluyor. Tekrar gel herkese çarparak ilerliyorsun. Önce Tuğba'ya çarp sonra arkadaşıma çarp dur tamam mı? Sonra da sen de ne iş için geldiğini söyle. 3, 2, 1 gel. Kaset doldurmak istiyorum ben. Kaset Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Tanıyor muyum ben onu? Hayır. Müşteri. Ben seni tanımıyorum. Kimsin sen? Ne iş için geldim ben? Söylesene ne iş için geldiğini. Ne iş için geldim? Sen kaset almaya geldin. Ben mi söylüyorum ne iş için geldiğini? Ne saçma bir mahalle bu. Yetmişler böyle sen mi? Sen ne iş için geldiğini söyle. Evet. Ne söylesene. Ne iş için geldin sen ya? Neler Hayır. Neler için ben ya? Ne için geldin sen?
Ne için geldin? Bir dakika. Yandan üflüyorsun. Ney o? Ney? Ney? Hayır lan! Sar, sen ne için geldin? Bilmiyorum. Ulan burası ne için? Kasetçi. Kasetçiye niye gelinir? Kaset almak mı için? Hayır. Türkçeyi bu... böyle deviren birini görmedim. Kaset almak mı için? Abbo! Seyirciyi vuran oyuncu. Kaset satmıyor bu. Dolduruyor. Doldur. Demek ki ne için geldin? Doldurması için. Söyle. Doldur. Yapabilirsin. Alabilirsin. Kaset alabilirsin oğlum sen. Gidip oradan kaset alabilirsin. Alabilirsin diyorum sana. Ne yapıyorsun? Oradan dolduruyorum anasını. Hayır. Alabilirsin o kaseti. Kurkan mısın? Dikkatli bak. Aslanımsın sen, korkuksun. Alabilirsin. Hadi aslanım. Arkadaşım. Tamamdır. Öyle değil. Çocuğu doldurmayacaksın. Kasetini dolduracaksın. Aa, yanlış anlamışım. Gel şuraya. Söyle. Bana doldurmak için geldim. Söyle. Bana doldurmak için geldim. Hayır ulan. Sen kendine kaset doldurtmak için geldin. Ne yapıyorsun? Son gelen likit parçalar. Arkadaşım bırak şakaları. Film çekiyoruz şurada. Evet Sarp. Söyle. Ben bana ne yapman için geldim? Söyle. Bana ne yapman için geldim? Hayır ulan. Bana bırakıyor herhalde. Demin konuştuk ya. Evet, doldur bana. Kaset, hayır. Kaset doldur bana. Benim daha kasetimi geldi. Doldurur musunuz? Hazır mı kasetimde? Ne dedin lan? Ne dedin? Güzel kardeşimizden özür diliyorum. Burada bazı akraba şeyleri yaşadık. Kaza de, tarihin tekerrürü de. Evet. Sarp, gel söyle. Hazır mı kaset? Birader... Arkadaşım siz ne doldurtmuştunuz sor. Siz ne doldurdunuz? Hayır! Sarı saçlı mal, siyah saçlı mala soruyor. Siz ne doldur... Önce siyah saçlı sarı saçlıya soruyor. Sonra sarı saçlı siyah saçlıya soruyor. Anlaşılmayan bir yer var mı? Evet, ne soruyor? Siyah saçlı diyor ki... İçinden çıkamadık şu an. Siyah saçlı diyor ki... Ah, diyorum ki... Lan kirpiklerini silme, makyajın mı var gerizekalı? Ne silip duruyorsun? Evet, siyah saçlı diyor ki, hı hı. Benim için doldurduğun kaset doluk mu? Benim. Sen de ona diyorsun ki, sen ne doldurtmuştun ki? Sen de diyorsun ki, Tuğba hop sıra bende. Sonra aranızda bir elektrik oluşuyor. Doğru, üç, iki, tekrar bir... başa. Tamam. 3, 2, 1, hızlı, ver müziği. Benim için doldurduğun kaset doluk mu? Sen ne kaseti doldurtmuştun ku? Kestik, niye öyle konuşuyorsun? Bilmiyorum, birbirimizi etkiledik. Bu müşteri işveren ilişkisi saçma bir şey oldu yani. Sarp, ne dediğimi anladın mı? Evet. Ne dedim? Evet mi? Kurtarmam sonra bak. Duymadan evet diyorsun. Konuşma lan, konuşma. 3, 2, 1, müzisyenler durun. Siz müzik çalınca bunun kafası karışıyor olabilir. 3, 2, 1, sendeyiz kurban olduğum. Benim için doldurduğun kasent doluk mu? Doluk mu ne lan? Onu size sormak lazım. Bilmiyorum gerçekten. Tuğba. Sen niye alkışlıyorsun Tuğba? Tuğba hayatından memnun. Buraya yerleşiyor. Benim için doldurduğun kaseti ne zaman... Benim için doldurduğun kaseti... Doldurdun mu? Aha. Evet. Hiçbir bok bilmiyorum. 3, 2, 1. Yallah. Benim için benim için doldurduğun kaseti doldurdun. Ulan niye mal gibi konuşuyor? Ben örnek alıyorum sadece. Evet, bu gerizekalıdan olaya giremeyeceğiz arkadaşım, senle başlıyoruz. Ama siz diyecek, ne doldurtmak istemiştiniz? Ama şimdi Sarp diyecek, onu soracak bana arkasında Tuğba Hanım. Ay, olur mu? Hayır, ben değiştiriyorum. Sarp'la ilerleyemiyoruz. Ha, o zaman bana... ben de yan tarafta müteahhitim. Hayır ya. Ben de değiştiriyorum, bana ne? 70'lerde müteahhit yok. Bu kasetçiyi de alın, buraya da park yapacağım. Bitti, konu bitti. İyi akşamlar. 70'lerde müteahhit yok, geç yerine. Efendim? 70'lerde müteahhit yok. Evleri babam mı yaptı 70'lerde? Herkes kendi evini kendi yapıyor. Tam evet. Matuş aşağı. Hazır. Arkadaşım önce sen sor. Önce ben soruyorum. Sana evet, senin buyur. İçin doldurttuğum kasetleri sen doldurtmuş muydun başkasına da ben doldurdum tekrar? Hayır, kasetler bende yok ki. Ama bence sıra sizdeydi. Buradan bağlarsınız. Arkadaşım. Canım. Haftaya
İki tane amcamın oğlu var, psikopat. İki tane amcanın oğlu var. Garip bir ilişki. Türkiye olarak bunu açıklamanızı bekliyoruz. Arkadaşım seni dövdürtürüm. Akraba sevgisini anlarız da bu kadar da değil. Seni dövdürtürüm. Ne yapıyorsunuz lan siz? Evet arkadaşım diyorsun ki diyorum. Ne dolduracaktım ne size? Ne dolduracaktım ben sana? Kaset. Niye bir anda Azerbaycan'a gittin ya? Düzgün konuş. Müzik piyasasını oraya yaymaya çalışıyoruz hocam. Evet. Düzgün konuş. Ben soruyorum ne dolduracaktım? Beyefendi ben ne dolduracaktım size? Kaset. Kaset. Bakalım sıra bendeydi. Dur ya dur. Kaset dedi mal. Kaset dolduracağı kesin. İçine ne dolduracaktı? Evet. İçine ne dolduracaksın bakalım. Onu ben soracağım ya işte. Oy ömrüm çürüdü. Sen devam et arkadaşım. Şimdi beyefendiciğim ben size kasete ne dolduracaktım? Yalnız onu hatırlayamadım. Böyle şarkılar koymuştuk. Evet. Onları. Şarkılar koyduysanız ben bir daha niye dolduruyorum? Çıkın gidin dükkanımdan. Arkadaşım gel şuraya sarp. Ya şarkılar koymuştum onları dolduracaktım. Koymuşsun ben ne dersem zaten. Anında söylüyorsunuz lan tamam mı? Hı-hı. Evet, kaçırmayın beni, hızlı söylüyorum. Evet, kaçırmayın beni. Arkadaşım... Hızlı söyleyin. Dur, ha, dur. Ha. Ben önce sana söylüyorum, sonra sana söylüyorum. Arkadaşım sana ee diye söylüyorum, sana ee diye söylüyorum. Tamam mı Sarp? Tuğba sen nesin? Tamam, evet. Arkadaşım söyle. Ben seni ne dolduracaktım? Ben seni ne dolduracaktım? Ne dolduracaktım? Ben kaçıp kaset dolduracaktım sen bana. İçine şarkı koyacaktım. 1970 adam Michael Jackson, Madonna, Christina. Michael Jackson, Madonna, Christina. Tuğba şimdi sen devreye giriyorsun. Sen başka yerden çalışmıştın. Ne dolduracaktınız bana? Ona mı ne dolduracaktım? Tuğba. Ben emin miyim bu işi yapmak istediğimden ya? Kimseye bir faydam Tuğba, yok benim. Tuğba sen diyorsun ki sıra bende. Sen sıra bende deyince Sarp bir anda romantik müzik çalmaya başlıyor. Sen Sarp kızı görüp dibin düşüyor tamam. Hadi. Evet. 3, 2, 1 buyurun. Ama sıra bende. Dibin arkadan düşerse daha seviniriz. Kestik. Dibinin düşmesi ne demek? Böyle bir şeyler düşüyor yere. Of ulan of. Neyse Tuğba sen bunu vazgeçtin bu hikayeden. Alkışlarla gönder Tuğba'yı yerine. Canım benim çok teşekkür ederim. Yordum sana. Deben bu. Bu bir Avusturyalıların bulduğu bir şey. Bunun ismi Deben. Deben'in düşmesi. Şimdi sahneye 3 tane erkek al çabuk. Ve 11 kişi gelsin. İnanılmaz. Şu an Türkiye borsasına örnek teşkil ediyoruz. 1'e 4 veriyor. 3 istiyorsun 12. Hoş geldiniz. Herkes de sakallı. Bu jilet ne oldu? Jileti bulanı öldürdüler mi? Bu genç... Ah bravo bak tıraşlı bir abi. Hoş geldin. Merhaba abiciğim. Siz niye sakallısınız hakikaten? Havalı olsun. Sen iktiret bırakayım dedin. Sen... Ya vallahi yapayım. Arkadaşlar aranızda ilkokul okumamış var mı? Evet direkt hep bunlar lise sonundan başladılar. İlkokulu okumamış biri var mı aranızda? Yok. Üçü bilmeyen var mı? Üçün birine denk gelen var mı? Hemen tanıştırabilirim. Ne saçma sorular çocuklar? Arkadaşım üç kişi dedim, 5 kişi geldiler. Öyledir. Bu gençlik böyle Türk gençliği. İhtiyacın olduğunda bir çağırsın, 5 gelirler. Ne var ki? Hamaset yapma. Hazır. Evet arkadaşlar. Siz fidyecisiniz. Neci? Ha, fidyeci bunlar. Fidye tava yapıyorsun. Hayır. Onlar fidyeci. Fidyeci. Arkadaşlar siz bu arkadaşı kaçırmaya geliyorsunuz fidye için. Sarp'ı. Hayır seni. Beni. Bu Sarp arkadaşımız da tesadüfen orada olduğu için onu da kaçırıyorsunuz. Ha. Prodüksiyon bir tane kendi... Sen arada geğirdin galiba değil mi? Burada yaş ortalaması 30 hepimiz anladık. Nasıl rezilmiş olmak böyle 1000 kişinin içine? Siz de onu... Ebru Hanım bunu da keserseniz benimle de bir daha konuşmayın. Benim tükürüğüm boğazıma kaçtı. Zaten makata kaçacaktı ya tükürük boğaza kaçar. Şimdi çok özür diliyorum herkese. Bir de bizi eğiliyor. Vadime kaçtı. Zaten sen kaçırmayan... Sen niye bana giriyorsun? Sen kendine baksana. Evet o... Hemen o... hemen. Telle bağladılar herhalde rabıtalı ben. Sen şimdi kaseti doldururken kasetin içine bakıyorsun gene kalçayı sallayarak. Sarp sen onun yaptığının aynısını yapıyorsun. O sırada arkadaşlar siz içeriye dalıyorsunuz tamam mı? Ben size 1, 2, 3, 4, 5 diye hitap edeceğim. 1 kim aranızda? 2, 3, 4. 4 kararsız mısın oğlum? 5. Evet işte budur. Geçin sola. Sola geçin sola. Size sol mu bize sol? Sola geç! Benlik bir şey var mı? Kaçtım ben. Hayır. Siz fidyecisiniz.
Bir anda dükkana dalacaksınız, tamam mı? Bunları yaka paça ikisini arkadan kollarını birbirine bağlayacaksınız sırt sırta dayayıp sonra ikisini birden kaldırıp götüreceksiniz, tamam mı? Yaka paça falan hep şaka tabii bunlar. Yani hayır, ben ne diyorsam o. Senin ama pozisyonunu al. Yat. Hadi. Ben her şeyi unuttum tekrar. Evet. Sarp sen de öylesin. Bunu kim yapacak? Ben onu montajda düzeltirim. Ben de montajda bir düzelteceğim. Dolduruyorsunuz ama kaseti. Ne dolduruyorsunuz şu anda? Söyle seyirciye. Peki Chainsaw Me. Sen şarkıyı tersine çevir. Son bir çeki öyle. Başka şarkı söyle demiyor da onu tersine söyle. Evet. 3, 2, 1 Sen ne yapıyorsun? Dubbing mi? Çift kaset mi yapıyoruz? Bu ne bu tarafta değil ki yani? Ama oradan ya görür. Sarp geç gel, şuraya gel. Ya. Oradan perspektif görürsün diye bir şey var ya. Nesbit? Perspektif. Tamam. Evet. Açı bu. İkinizin de kalçalar yukarıya doğru. Arkadaşım sen kalçayla ne yapıyorsun? Onun böyle yanağını... Ne yapacağım ben? Kalçayla müzisyenlere ne yapıyordun? Sinyal. Evet. Üç şey, prodüksiyon neden ip getirmiyorsunuz? İpiniz mi yok? Hiç iplemediniz değil mi yönetmeni? Abi, kablo gerçek... lan o kablo. Bayağı dağcı ipi bu. İp ya, mi kablo mu o? Herkes ciddiye alıyor işini. Evet, onları şey yapın siz. Muhabilere arkadaşlar, kollarını bağlamayın, sırt sırta verin, böyle sarın. Tamam, bağlayın güzelce. Ama açılmasın bir ay falan. Yat. Ben yallah deyince komutu veriyorsun. Serkan bakıyorsun değil mi? Müzisyen, minik, seni göreyim. Hadi ulan. Gözün nerede? Tamam. Sana mı sordu gözün nerede? Hayır. Gerilmeyelim daha fideciler gelmeden. 3, 2, 1 Çak. Kestik, kestik. Fideciler ne yapıyorsunuz? Fidecilerin ipliği pazara çıktı. Fideciler gayet ciddisiniz. En baştaki abi 5 numara. Siz ne iş yapıyorsunuz sivilde? Filmde? Sivilde. Sivilde bankacıyım. Bankacı. Evet. Banka yapıyor. Bankada kırbaçlıyor musunuz böyle? Evet. Tövbe yarabbim, tövbe. Bireysel... Sen kredi mi aldın lan? İhtiyaç. Evet, ne aldın arkadaşım? Araba? İhtiyacın var mıydı? Arkadaşım. Evet. Tam yat. Fidyeciler hazır mıyız? Midyeci mi? Lan fidyeci diyor, midyeci ne? Ya senden midyenin ne alakası var? Oh! Sarp ses çıkar. Oh! Ya kapıyorum ben dükkanı ya. Arkadaşım! Ulan ya, müzik sesi çıkarsana Sarp. Evet, sen müzik sesi çıkarsan ağzınla şarkı yap arkadaşım. Fidyeciler, dalın içeriye. Arkadaşım. 5 kişi bağlıyor, bir cacık yok daha ortada. Kestik, dur. Böyle adam mı bağlanır lan? Kaçalım mı? Siz 2 numara. Siz ne iş yapıyorsunuz abi? Öğrenci. Nesin? Öğrenci. Başka? Sen ne iş yapıyorsun? Başka mı? Yoğurtçu. Aynı zamanda. 3, sen ne iş yapıyorsun? Web tasarımcıyım. 4. Öğrenciyim ben de. 5. Sorduk ya bankacı. 1. Ben de öğrenciyim. Evet arkadaşlar, söyleyecek lafım yok. Bunları sırt sırta verip bağlıyorsunuz. Şöyle tamam. Şöyle olmamız lazım ki. Dur dur. Önce yeniden gelin de dalın. Ben nereden bağlayacağım sizi? Evet. Buradan. 3, 2, 1 Arkadaşım yatıyorsun. Evet. Kalça Serkan'da. Evet. Sarp'ın ağzında. Sarp ağzında. Ağzında bir şeyler var. Hayır lan. Dürürüt 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 yapsana ağzında ya, müziği. Ya bize vurun, bağlamayın. Vurun bizi ya. Gel, bu kaset piyasası bitti ya. Arkadaşım sen ona ver ki komutu. Çocuk da alsın. Tamam. Evet. Daha nasıl vereyim ben ya? Burada yüzüne... Aranızda tartışma bitti mi fidyeciler? Çok sert olacaksınız. İterek, kakarak, tamam mı? Vurarak.
üç, iki, bir, dal! Dur! Bir tane fidyeci var ki... Dur. Yanlış oluyor. Geçin fidyeciden sola. Laser diske geçtiğimiz gün bugündür. Kaset bitti. Evet. Sola gel. Fidyeciler biraz daha sola gelin. Siz geliyorsunuz koşarak beşiniz birden. Cam kapıyı görmemişsiniz. Cam kapıya çarpıp düşüyorsunuz. Aranızda tartışıyorsunuz. Hani kapı yoktu? Kapı yok dedim. Cam kapı yok demedim. Evet. 3, 2, 1. Arkadaşım. İşte busun sen. Sen de busun. Koş! Kalk tekrar koş. Kalk tekrar koşun. Dur. Mesai bitti, dükkanı kapıyorum ben. Dur. Beyler salak mısınız? Bir kere çarptınız. Bir daha niye çarpıyorsunuz? Kapı açık değil. Aç. Tövbe ya Rabbim, tövbe ya. Evet, 3, 2, 1. Kapı yok. Tamam, gel. 3, 2, 1, gel. Ne oluyor? Bir bankacı beni bağlıyor. Bir öğrenci, bir web tasarımcısı. Bir öğrenci daha. Ben alayım onu, yardımcı olayım size. Kestik. Tamam. Kestik. 2 ile 3 öne çıkın. Birleşin 5 olun. 2 ile 3. Sen 2 Sarp'ı tutuyorsun. 3 Sen arkadaşımı tutuyorsun. Birbirine dayıyorsunuz. 4 Sen kafaları yapıştırıyorsun. 5 1'le beraber ipi döndürüyorsunuz, tamam mı? Etrafında koşarak sarıyorsunuz onları. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılan bir şey var mı? Siz bu ipi niye tek parça yapmıyorsunuz da çift yapıyorsunuz? Çok turlu. Ne güzel işte. 5 kişisiniz. 2 dönüşte bitirirsiniz. Peki. Arkadaşım, ne yapıyorsunuz ya? Ben çekmeceden silahımı çıkarayım mı? Niye? Çok mu erken? Arkadaşım hadi. Sarp, bağlanıyorsunuz. Arkadaşım bağlanıyorsun. Sen ne yapacaksın? Çığlık. Hayır. Ben birbirinize değil. İple bağlanırken çığlık çığlığa. Dükkanlar diye bağıracaksınız. Dükkanlar gidiyor. Hayır, yan dükkanlara bağırıyorsun. Yan dükkanlar gidiyor. Hayır, yan dükkanlar gelsin sizi kurtarsın diye bağırıyorsun. Yan dükkanlar gelsin, biz gidelim. Evet, 3, 2, 1, saldır. Neredesin? Geldiler mi? Ya malak gibi ben cinleşi bekliyorum. Bağır! Ay! Ay! Erkek gibi bağır! Bağırıyor. Posta koy arkadaşım. Gelmiyor. Beni de bağlamadın. Ya ikinci şu orada. Evet. Çek abi şunu. Abi de bağlamadın. Manzara bu. 1 ile 5. Beş kişinin yediği cacık bu. Bir ile 5. İpimle kuşağım. 1 ile 5 ne yapıyorsunuz? Bağlıyoruz. Of. Bak, o başı, orasını kullan abi. Düğümü kullan. O düğümü... Nasıl kullanacağını anladın mı? Mesela şuradan şu şekil yaptın mıydı? Yani bu şekil. Bunu bu şekil yaptın mıydı? Buradan döndürdün mü ne olur? Anladın mı? Ya da buradan döndür, al. Aradan döndür. Yok, bunu yapma. Buradan döndür. Komple dur, bitti. Arkadaşım, sen taşkınlık yapıyorsun, posta koyuyorsun. Yapamıyorum. Sen de. O kadar perişanlar ki fidyecilere yardım etmek istiyorum ben. Evet. Çocuklar, ip anneannemin donuna döndü. Yani... Arkadaşlar! Hadi bağlayın şunu! 3, 2, 1, gel bağla! Oğlum! Oha! Bir numara, arkadaşım şu 1 numarayla konuşur musun ne olur? Nerede o? 1 numara sen öğrenci misin? Siz düşünün. Ev arkadaşısınız. Evde işte çalışın bunu birbirine. Bondaj deriz bankacılıkta. Evet arkadaşlar, bağlayın şunları ne olur. Arkadaşım sen bağlatmamaya çalışıyorsun kendini. Ne oluyor falan bağırıyorsun. Hayır böyle olmaz, yanlış.
Çapraz yapmanız lazım. Arkadaşım hadi bağır. Yani dükkanlar bağır. Dükkanlar yardım edin. Dükkanlar. Sen de. Dükkan sahipleri değil, dükkanlar yardım etsin. Oh elim kırıldı. Aman tanrım ne kadar da kötü bağlandık. Yalnız biz... Arkadaşım olayları daha vahim anlat. Olaylar karışıyor hocam. Daha vahim anlat bize. Evet bir bağlantı problemimiz var. Oğlum şu halatın ucunu kontrolsüz bırakmayın. Kadımız kaçacak şimdi. Sarp arkadaşıma hayır. Yüklen. Hoppa. Hayır öyle değil. Ne oluyor? Ben sadece müşteriyim. Söyle. Enişte cacık olduğu yok. Bol bol duruyor hala. Orası bohçası gibi. Baksana bu nedir böyle? Bağlayın. Buyur. Bağlayın iyice bağlayın. Tamam tamam önce. Bağladınız. Şimdi ikisini birden kaldırın. Bu düğümü atan arkadaşlar bizi kaldıracak. Ha, DVD'nin sonunu yetiştin herhalde. Burayı öğrenmişsin. Bir numara ne yapıyorsun? İçeceğim abi. Bu tarafa gel. Evet, şu küveti getirin hemen buraya. Küveti getirin buraya çabuk. Arkadaşım sen bağırsana. Yardım iste. Küveti getirin. Hayır. Ha? Yardım iste. Komşular, komşular. Onlara posta koy. Ne yaptığını zannediyorsunuz siz? Yazıklar olsun. Siz beni biriyle karıştırdınız. Ben? Ulan her yerden bir kırbaç geliyor ya. Kaderim de var yapacağım. Kabadayılık yap. Ben adamı ne yaparım? Ben adamı ne yaparım biliyor musun? Ağlarım ne yapayım? Bağla derimler mi? Hiç yapamam. Sarp söyle. Ben sadece nesin sen? Sen nesin ya? Sen sadece nesin? Sen sadece nesin? Onu da ben biliyorum. Sarp sen sadece nesin? Ha sen kendi içinde bu soruya cevap ver. Sen nesin? Gerizekalı. Hayır ya. Ben sadece müşteriyim. Ben sadece müşteriyim ya. Ben de. Şuradaki kadın dükkanı sahibi. Evet çocuklar kaldırın bunları. Sahnede iki tur attırın havada sonra getirip küvetin içine koyun. Hocam bunlar o eski jenerasyon bunlar genç. Bilgisayarcı gençler. Kaldır şunları. Yok yok bunlar... Bunlar kaldırma... Dur. İkisini birden de bunu anlıyor işte. Bunlar öyle kaldırın yok. Beyler. Bunlar application'da kaldırıyor. Adamları ayırmayın. Adamları kaldırın. Tamam şöyle devir. Devir mi? Ya sen nasıl bir boka soktun bizi? Çocuklara ben güveniyorum. Arkadaşlar lütfen işinizi ciddi yapın. Evet kırmadan dökmeden. Sarp'ın kafaya doğru deviriyorsunuz. Alttan of. Sarp'ın ayakları tutuyorsunuz. Sarp'ın omuzlardan tutuyorsunuz. Ne oluyor? Arkadaşımın poposu onun üstüne oturuyor. Bak yani bak. Merkez sağlam. Evet 3-2-1. Ben osurarak bizi havada tutacağım. Sana da biraz gelecek. 3-2-1 buyurun. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum. Ya senin... Ama sizi bu tarafa geçin, bu tarafa geç. Arkaya geç, arkaya geç. Arkaya geç. Allah sizi... Yavaşça yere koyun, yavaşça koy yere. Ya hala ne yapalım diyor. Şunu çeksene abi şu tarafa. Sizin kız arkadaşınız var mı? O bir melek ya. Arkadaşlar aranızda evli olan var mı? Kaçırdın mı yengeyi? Yok, mümkün değil. Arkadaşım kalk. Kalk. Ha sağ ol. Bir de bahşiş bekliyor. Çok iyi yaptın. Nasıl park ettin fantomu? Arkadaşım. Arkadaşları alkışlatayım mı? Otoparkta. Bu sefer sana söyleyecek hiçbir sözüm yok. Hocam elimden gelen yelozluğu i̇lk yaptım. İlk kez gerçekten gayet başarılıydın. Estağfurullah hocam. Sarp sen de başarılıya yakındın. Ramak kaldı. Sağ olun. Ama sahnedeki 5 arkadaş sırıtmayın. Hayatımda gördüğüm en başarısız fidyecilersiniz. Böyle bekleyelim bir 3 dakika ses. Ha bir şey bekliyorum. Bir cevap versinler neden olmadığıyla evet, ilgili. Evet, evet. İlk işimiz. Alkışlarla hepsini yerine gönderin. Evet. Elinize sağlık. Onları jandarmaya sorayım. Sorma, askerliğini yapmış mı? Gerçekten ikiniz çok iyiydiniz. Estağfurullah hocam, elimizden geleni yapıyoruz. Bravo Sarp. Neden sen iyiydin? Bir yorum yap. Her zaman iyiyim.
Sorduğuma soracağıma pişman ediyorsun. Yani. Gel öne, ver selamını. İyi misin? Evet hocam. Oranı buranı çekiştirdiler. Her şey sağlam mı? Gayet yok şey ya. Oluyor sahnede böyle. Kendini evet. Kontrol et bir. Tamam. Ver selamını. Ayağınıza sağlık. Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi.